Sefer duyabiliyor musunuz beni? Alo. Duyabiliyor musunuz beni Orhan Bey? Ha, şimdi duyuyorum, Şimdi evet. tamam. En sonunda üçüncü denememizde sonuç alabildik gibi görünüyor. Tamam. Referandum meselesini biz dinleyenlere aktarmaya Evet. çalışıyordum ama Figen Evet. Yüksek Dağ Milletvekilliği düşürüldü. Cezaevinde Evet. zaten HDP'de. Bir gerilim Evet. de yaşandı geçtiğimiz sene bölgede ve Evet. belki de ondan sonra ilk kez HDP'ye daha önce oy vermiş seçmen sandık başına gidecek. Nasıl bir Evet. hava alıyorsunuz bölgede? Siz ağırlıklı olarak orada bulunuyorsunuz zaten. Ya bunlar tabii yani seçmen derken tabii herhalde siz HDP'li seçmeni HDP'nin kastediyorsunuz. seçmeninden bahsediyorum, evet. HDP'ye oy veren seçmeni Evet. söylüyorsunuz. Tabii şimdi bu olaylar muhtemeldir ki etkileyebilir seçmenin tavrını ama belirleyici olacağı kanaatinde değilim. Çünkü biliyorsunuz yani bir hendek felaketi yaşadı o Bölge. bölge. Ve bu hendek felaketinden birinci derecede sorumlu olarak HDP ve ülke siyaseti halkın nezdine göre öyle. Yani halkın bakış açısıyla söylemek gerekirse bu. Şimdi dolayısıyla mesela çok tutuklamalar oldu ve bu tutuklamaları HDP'liler zaman zaman işte protesto etmek istediler ama kalabalıklar toplanmadı. Yani bildiğimiz o geleneksel HDP'nin basın açıklamalarına ilginin bir hayli düştüğünü gördük. Yani müthiş bir düşüştü bu. Yine bildiğim kadarıyla bu tutuklamalar için kayyumlar meselesini işte protesto etmek için HDP'nin son bir ay içerisinde yapmak istediği 17-18'e yakın toplantıya katılım oranı 30 ile 40 kişi arasında oldu. Şimdi bu aya bir ilgisizliği de ortaya koymuyor değil. Dolayısıyla yani HDP'li milletvekillerinin tutuklanması, yargı süreçlerinde işte bir biçimde işte ifadelerin alınması vesaire o mahkemeler süreci HDP'li seçmeni çok etkilemiyor. Çünkü burada hakikaten ciddi bir siyasi kabahat arıyor HDP'li seçmen ve bu kabahatten ötürü de HDP'yi suçluyor. Yani çünkü demokratik ve siyasi zemini PKK'nın zehirlemesine müsaade etti bu arkadaşlar. Maalesef. Peki. Müsaade etmekle kalmadılar. Yani bir destek de sundular. Ve kendi seçmenleri bu destekten hiçbir zaman memnun değildi. Zaten memnun olsa Allah korusun bölgede çok farklı sonuçlarla karşılaşırdı. Bu bakımdan yani ben HDP'li seçmenin Figen Hanım'ın milletvekilinin sona ermesine veya ölmesine veya diğer insanlara tutuklu olmasına göre değil, eski düzenle ilişkili olarak yani değiştirmek istediğimiz sistemin içinde yer alan olaylara dönemsel olarak Türkiye'yi etkilemiş bir takım hadiselere bakarak yani siyasi hafızasını yoklayarak oy vereceği kanaatindeyim. Yani bunu söylerken şunu ifade etmek istiyorum. Nedir bu? 1945'li yıllardan sonra çok partili sisteme geçtiğimiz dönemde Kürt seçmen mesela ne yaptı? Demokrat Parti'yi blok olarak destekledi. Çünkü bir sistem değişiyordu. Rejim değişmiyordu tabii ki. Neydi? Cumhuriyet rejimi. Ama Cumhuriyet rejimi içerisinde tek partili bir dönem yaşamıştı ve bu en çok aslında Doğu Güneydoğu'daki Kürt vatandaşlarımızı etkilemişti. Ama bu etkileme yıllar geçtikçe azalmadı. Daha da arttı. 27 Mayıs'tan yine en çok zarar gören bölge o bölge oldu. 12 Mart için de aynı şeyi söylemek mümkün. 12 Eylül için yine ben bir mağduru olarak, Diyarbakır cezaevinde yatmış biri olarak Evet. söylemem gerekirse, onun yarattığı siyasi sonuçları hala yaşıyoruz. Ben nitekim bugün parlamentoda Diyarbakır Ceza ile Yüzleşme Komisyonu'nun başkanlığını yapıyorum. Öyle bir çalışma sürdürüyoruz. Ne oldu ne bitti ve Türkiye'deki işte siyasi süreçlere etkisi ne oldu bu hadisenin? Dolayısıyla muazzam bir tarihi dönem. Ve bu tarihi dönemi ben Kürt seçmeninin AK Parti'nin hani partisel tırnak içerisinde partisel çıkarları veya Sayın Erdoğan'ın Türkiye ile ilgili olarak öngördüğü model açısından değil. Yani bu olabilir ama sadece bu değil. Kendi siyasi hafızasına güvenerek eski sistem bana ne vaat etti, ne oldu? Şimdi bana ne vaat ediliyor? Bunun bir muhasebesini yaparak sandık başına gidecektir. Bu bakımdan ben geçenlerde de söyledim. Milliyet Gazetesi'ne verdiğim röportajda dedim ki HDP dediğimiz siyasetin 20-25 yıllık şeyine baktığımız zaman birikimine, muktesebatına 2,5-3 milyon civarında girdiği bütün seçimlerde oy alan bir siyasetti. Haziran seçimlerinde bu birdenbire büyük bir 6 ivme milyona kazandı. yükseldi. 6 milyona yükseldi. Bu tamamen konjonktürel sebepleri vardı. Bir kere 6-7 Ekim olayları yaşanmıştı ve insanlar tehdit ediliyorlardı.
PKK silahlı güçlerini dağlardan şehirlere taşımaya başlamıştı. Haziran seçimlerinde gördük bunu. Ben Nusaybin ve benzeri ilçelere falan gidip politika yapamadım yani. Ama Batı'dan da çok ciddi oy aldı yani o dönemde. Tabii, söylememiz lazım. Yani PKK baskısıyla tek başına açıklanamaz herhalde. Hayır değil. PKK yani burada baskıdan ziyade bu harekete bir şans tanımak. Yani o yani HDP'ye verilen tanınan tolerans ve bu toleransın sandığa iyi yansımış olması Kürt siyaseti dediğimiz siyasete hem söylediğiniz gibi batıdaki seçmenin bir şans tanımak istemesi ve bu hareketi mecliste görmek istemesi. Mecliste bu meseleyle ilgili bir alanın konuşulmasına razı olması, işte bildiğimiz oyunkar meseleleri vesaire bunun sona erdiği bir dönemi görüp bu meselede mutlu sona ulaşmak. Yani HDP'yi destekleyen seçmen batıda da doğuda da aslında aynı sahipte hareket etmiş. Ama bu tanınan tolerans çok kötü bir biçimde harcandı, heba edildi. Bu toleransı PKK sanki kendisine yeni bir silahlı mücadele kapısını seçmen aralamış gibi yorumladı. Ben madem %80-90 Hüseyin'de oy alıyorum, o halde Hüseyin'i gelip kazdığım zaman insanları işte özellikle federalizme falan davet ettiğim zaman bu insanlar benim arkamda duracaklar diye hesapladı. Durmasalar bile %10'u bile arkamda dursa bu yeni bir çatışmaya yeterli olur. Ben bundan karlı çıkarım ama maalesef bu hesaplar tutmadı. Şimdi geldik referanduma. Bütün bu şeylerin üzerinden, bütün bu belaların üzerinden şimdi yeni bir sayfa açmak istiyor Türkiye. Maddeleri eleştirebiliriz, konuşabiliriz, tartışabiliriz ama belli ki AK Parti Erdoğan'ın liderliğinde yeni bir sistem öngörüyor. İşte bu sisteme bakarken ben inanıyorum ki bu söylediğimiz 6 milyon içerisinde ki en az 2,5-3 milyon insan buna bakarak değerlendirecektir. Yani AK Parti şöyle olur, Erdoğan'ın işte yönetim şekli böyle olur falan diye değil. Geçmişteki bu hafızasının bir muhasebesini yaparak. Yani şimdi geçmişte yapacak. Parti kapatmalar vardı, 90'larda güvenlik politikaları vardı. Her şey vardı tabii. Şimdi de mesela parti kapatma yerine milletvekillerini cezaevine göndermek AK Parti'nin zaten, formülü diye değerlendiriliyor. Yani bu Avrupa standartları. Yani Avrupa'da da siz ne bileyim mesela Harry Batasuna Partisi'nin kapatılması. Bu standartlarda biz şu an Avrupa'nın ilerisindeyiz. Ben de o partilerden ceza almış biriyim. Yani 5 yıl siyaset yasağı aldım DTP'den. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyesiyim. Gidiyorum, görüyorum oralarda da durumu. Bir hasta İspanya'daki vaziyet. Bizimle hiç alakası yok. Çünkü şu an AK Parti'nin getirdiği model, yani daha doğrusu yasalaşmasını sağladığı model, 12 Eylül referandumuyla kabul ettiğimiz model siyasi partilerin kapatılmasını oldukça zorlaştıran hatta imkansız hale getiren bir model. Bu Avrupa'da böyle değil durum. Yani biz ne yaptık bu modeli getirirken dedik ki bir parti başkanı tüzel kişiliği bağlamadan yargılanabilmeli. Onun partisini kapatmadan. Biliyorum. O anayasa değişikliği sırasında bunlar evet, geldi. Yani onlar oldu. 2010'da oldu. Dolayısıyla biz yani bu reformlar sürecini çok ciddi almak lazım. Yani AK Parti'nin Kürt meselesindeki kırmızı çizgilere nasıl dokunduğunu ve bu dokunmanın reformlarla nasıl sonuçlandığını iyi görmemiz lazım. Ve ben yani Kürt seçmenin bunu iyi gördüğü kanaatindeyim. Yani bunun kıymetini bilecek. Bu reformlar çünkü, etkilenmedi mi bu gerilim sürecinden Sayın Miroğlu? Etkilenmez çünkü mi? Şöyle, tabii. Yani, şöyle söyleyelim. Mesela Tunceli'nin ismi Dersim mi olsun, işte tabela masasın gibi şeyler vardı. Tabii. Başka bir takım hususlar vardı. Bunlardan sanki bir geriye gidiş de var. Hayır geriye gidiş yok. Ama şöyle söyleyeyim. Bir kaygı yok mu mesela? Ama şöyle. Bir güvenlikçi yani politika yok mu aynı zamanda? Var tabii ki. Güvenlikçi politika tabii ki var. Ama bu güvenlikçi politikayı Türkiye'ye dayatan gücün kim olduğuna bakmak lazım. Yani durup dururken AK Parti ya da devlet güvenlikçi politikalara yönelmedi. Bir sabah uyandık ve baktık ki Cizre'de 500 militan Cizre'yi işgal etmiş. Nusaybin'de aynı şey. Sur'da aynı şey. Ve bu insanlar kararlı bir biçimde orada izliyorlar. Bu bizim işte Kandil'den aldığımız talimattır. Buradan hepimizin ölüsü çıksa bile biz buraları terk etmeyeceğiz. Terk etmeyeceğiz derken yani terk etmelerinin ve kimsenin kanı zarar görmeden bu işin kapanması için de yani çok çaba gösterdik. Ben bölge milletvekili olarak mesela Hüseyin'de bu teklifleri dolaylı bir biçimde bu adamlara
yolladık ama bu hiçbir şekilde cevabını alamadık. Yani gidin bu mesele böyle kapansın. Gidin yani gidin Nusaybin'e zarar vermeyin. Yani siz burada Nusaybin'i bu şekilde elinizde tutamazsınız. Devlet buraya girer ve Nusaybin de zarar görür ki gördü. 6 tane mahallesi yerinde bir oldu Nusaybin'in maalesef. Evet. Şimdi yeniden inşa etmeye çalışıyoruz. Altyapı şeyi tamamlandı. Zannediyorum bugünlerde işte binalar için ihaleye çıkılacak vesaire. Şimdi yani terk edin derken şu, yani bu yaptığınız yanlış bir iştir. Devlet ne Nusaybin'e izleyse teslim etmez. Hı-hı. Çekin gidin ve Nusaybin halkına da zarar vermeyin. Nusaybin halkının işte kanaat önderleri aracılığıyla bu teklifler gitti. Sur'da mesela kabul ettiler gibi oldu. Tamam dediler, çekiliyoruz dediler. Çekildiler. Bir hafta sonra kiliseye ve havraya doluştular. İşgal ettiler yani resmen. Şimdi tabii bu böyle oldu. Evet, şimdi benim gelmek istediğim nokta biraz da tabii o beklentiler. Şimdi çok gerilimli bir dönem yaşandı bölgede. Bu referandumdan sonra ne bekleyebilir ki evet desin yani bu bölge halkı? Sonra şimdi bir kere demokratik alanın genişleyeceğini düşünüyorum ben. Nasıl genişleyecek mesela? Orada biraz daha somut söyler misiniz onu bana? Mesela şey, şimdi bu yasal değişikliklerin altyapısını hazırlayacağız. Yani muhtemelen 2017 yılı yasama meclisi, evet, yasama faaliyetleri bu öngördüğümüz sistemin altyapısını hazırlamakla geçecek. Evet, çıkarsa referandum. Tabii evet çıkarsa. Hı-hı. Zaten hayır çıkarsa yapacak bir şey yok yani evet, bu anlamda. Hı-hı. Aynen devam edecek ama evet çıkması halinde ki buna ben hiç şüphem yok. Oran şu olur bu olur. Yani şeyde değiliz biz. Yani sınırda falan değiliz. Anladım. Yani böyle yorumlar da var ama ben öyle düşünmüyorum. Şimdi dolayısıyla evet çıktığı zaman biz yeni bir sistemin altyapısını, yani bu kelimenin tam anlamıyla kurumsallaşma. Hı hı. Yani şu Daron Acemyan'ın ulusların düşüşünde bahsettiği, neden bazı uluslar son 200 yılda, 300 yılda daha fakir oldular, bazı uluslar zengin oldular. Tek cevabı var bu sorunun, kurumsallaşma. Hı. Demokratik kurumsallaşmayı inşa etmek. Hı hı. Türkiye hiçbir zaman bu demokratik kurumsallaşmayı inşa edemedi. Eğer inşa edebilseydi... Şimdi ne olacak Sayın Miroğlu? Yani 17'sinde nasıl olacak? Yani biraz daha somut. Şu olacak, bu olacak deme şansımız var mı mesela? Şu mesela. Bir bakan mesaisinin ne bileyim %60'ını 70'ini yasama faaliyetine, olmayan yasama faaliyetine, yani aslında bir milletvekili olarak genel kurul salonuna girdiği andan itibaren, yani bakanlık kimliği dışarıda kalıyor. Yürütme şeyi olarak, erki olarak, yürütmenin bir gücü olarak. Orada yasama faaliyeti. Ama yasama faaliyeti de değil aslında. Çünkü biliyoruz ki bu parlamentoda öngördüğümüz ve işte onayladığımız yasaların tümünü bakanlıklardaki bürokrasi hazırlar. Ve biz bu bürokrasinin hazırladığı yasaların altına imza atarız veya işte oylamada evet deriz veya hayır deriz. Şimdi bu bir kere değişiyor. Yani bir milletvekili, ben milletvekiliyim, ben kendimi yasama meclisinde faaliyet gösteren bir milletvekili gibi görmüyorum. Ben devletle vatandaş arasında bir aracı kurum gibiyim. Kendimi öyle hissediyorum. Şimdi burada... Sabah gidiyorum iş yerime, yani meclisteki odama gidiyorum. İŞKUR'a kimler alınacak? İŞKUR'da kaç kişi alacak? Bu benim işim değil. Vallahi ben 25 sene Ankara'da gazetecilik yaptım. Meclisi de çok iyi takip ettim. Çok uzun takip ettiğim için biliyorum. Gerçekten milletvekillerin şu anda işleri zor ama benim hani burada ya soracağım sorular da var. Yarın farklı mı olacak? Yarın o bürokratlar hazırlamayacak mı? Yarın farklı olacak tabii. İktidar partisi ne isterse yine meclisten o çıkmayacak mı? Yani bütün bunlar başka şeyler. Ama benim öğrenmek istediğim bir şey var. Bölgeye ilişkin ne gelecek yeni? Yani orada bir demokratikleşme, bir ferahlamadan bahsediyorsunuz. Tabii, Kurumsallaşma. Ne olacak? Yani o demokratikleşme dediğiniz şey, bu güvenlik politikaları biraz yumuşayacak mı? Şekilde mi nefes alınacak? Şimdi bölgede tabii çok riskli bir süreçten geçiyoruz. Beka sorunu diyoruz. Yani bu merak olsun diye söylenen bir söz değil. Evet. Biz beka sorunu derken bazı entelektüel arkadaşlarımız şöyle diyorlar. Ya bu AK Parti beka sorununu tahayyül ediyor, yaratıyor. Olmayan bir şeyi yaratıyor. Sonra insanları buna karşı mücadeleye davet ediyor. Hiç böyle değil. 15 Temmuz'da böyle olmadığını gördük. Hendeklerde böyle olmadığını gördük. Maazallah. 15 Temmuz'da da şeyde de tablo neydi? Eğer hendeklerde evini, barkını terk eden 400 bin insanın %40'ı devlet güçlerine karşı koysaydı bu ülkede iç savaş çıkardı. Allah korusun. Bakın yani bu... Allah korusun. Bu bir beka sorunu. Gelelim 15 Temmuz'a. 15 Temmuz'da bu örgüt Türkiye'yi 3 gün yönetme imkanını elde etseydi,
Yani meclise girip ne bileyim o da, mecliste... O da aynı şekilde büyük bir felaketti Türkiye için. Büyük bir felaketti ama Türkiye bu felaketten kurtulurdu ama Doğu Güneydoğu'yu vererek kurtulurdu. Bunu hepimizin görmesi lazım. Bunun bütün sebebi evet yani demokratik manada kurumsallaşmasını tamamlayamamış olmasıdır Türkiye'nin. Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla yönetilmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Benim gençliğim, gençlik yıllarım, orta yaşlı yıllarım bu kararlara 17 Nisan'da, şey yapmak. Anladım. 17 Nisan'da nasıl bir rahatlama olacak? Yani ben gerçekten oradayım. Mesela bir oradaki HDP seçmeni 17. bir fikir değiştirip AK Parti'nin savunduğu evet'i verdiğinde 17 Nisan'da eline ne geçecek? Bu kuruluş dönemi. Eline ne geçecek şöyle. Yani 1916'da Mustafa Kemal Atatürk Diyarbakır'a gitti biliyorsunuz. Ondan sonra da Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın aslında fitili de oradan ateşlendi. Erzurum Sivas Kongreleri, Kürt beyleri, aşiretleri onun etrafında kümelendiler. Evet. Tabii muhalefet edenler de vardı. Kürt Ali Cemil gibi vesaire. Ama Kürtlerin o dönemdeki tercihi ne kadar doğru bir tercih idiyse 1924'teki inkar sürecine rağmen söylüyorum ne kadar doğru bir tercih idiyse bugün de eğer biz Türkiye'nin yaşadığı bu 100 yıllık bütün bu açmazlardan kurtulacak bir sistem gibi olduğuna inanıyorsak ya da böyle düşünüyorsak ve evet diyorsak bu işe Kürt halkına da bu süreçte bir kurucu görev, bir kurucu misyon yüklememiz için hiçbir sebep yok yüklemememiz için. Dolayısıyla burada ikinci bir safha başlıyor. Cumhuriyet tarihimizin ikinci bir safhası. Kimimiz buna ikinci kurtuluş savaşı deniriz. Kimimiz bunu aşırı buluruz, başka bir şey söyleriz. Ama bu herhalde yeni bir dönemdir. Her bakımdan parametreleriyle, öngördüğü sistem değişikliğiyle ve sözünü ettiğim bu demokratikleşme meselesine atılacak adımlarla. Mesela işte baraj meselesi. %3-4 veya belki dar bölge. Yani temsil oranının ve demokrasi alanının genişlemesi gibi hamleler. Yine Kuzey Irak politikamızın gözden geçirilmesi, buradaki entegrasyon sürecinin güçlendirilmesi, Doğu Güneydoğu diyoruz ama asıl nüfusumuzun büyük bir çoğunluğu Kürtler olarak batıdayız biz. Yani İstanbul'dayız, İzmir'deyiz, Bursa'dayız. Belki 155'imiz, 60'ımız. İstanbul dünyanın en büyük Kürt şehri. Dolayısıyla bu yeni sistemde benim şahsen bir şey olarak yani bir Türkiye'li yurttaş olarak beklediğim Kürtler bakımından beklediğim şey siyasi temsil ve eşitlenmede adaletin sağlanması olacaktır. Buna dair yasaların parlamentoda görüşülmesi ve sonuca bağlanması olacaktır. Yasama faaliyeti bir kere çok buna önemli. Buna dair yani, yasalar derken yani bu ya siyasi partiler yasası mesela baraj siyasi düşürme, siyasi partiler yasası. Baraj düşürme, siyasi partiler yasasının değiştirilmesi, siyasette bir kalite artışının olması yani siyasi kalite de buna bağlı olarak ben değişeceğini düşünüyorum. Çünkü şu an milletvekili olma hayali genellikle bu aracı kurum olmanın cazipliğinden gelen bir şey. Ama bu caziplik ortadan kalkarsa, yürütme işini yaparsa, milletvekilinin işini yaparsa bence bu cazibe ortadan kalkacaktır. Yani o zaman da aklı, daha efendim, uzmanlar aklı, belki olacak diyorsunuz. Elbette daha uzmanlar, daha entelektüeller yasalara kafa yorabilecek, fikir üretebilecek, Türkiye'nin 10 yıllarını planlama kabiliyetiyle tanıyabileceğimiz, bu kabiliyeti gösterir diyebileceğimiz insanlara oy vereceğimiz, tercihler yapacağımız bir dönem başlayacak. Ve bu bence Türkiye'de hep özlediğimiz o siyasi kaliteyi yakalamamızı beraberinde getirecek. Dolayısıyla bu halka güven duygusunun da artması anlamına gelecektir. Yani halka güvenmeden hiç kimse çıkıp da ne bileyim Mardin'de hadi ben de milletvekili olayım, yukarıdan birisi işaret eder olurum. Bu dönem kapanacak bence. Yani işte hep söyleniyor ya liderler belirliyor. Evet doğru. Yani yarın da liderlerin... öyle olmayacak mı Sayın Miroğlu? Hayır yarın öyle çok... olmayacak. Öyle yarın öyle olmayacak. Çünkü bizim öngördüğümüz sistemde Cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütmenin başında olacak. Evet. Ve aynı zamanda partinin başında olacak. Partinin de başında olacak ama partisindeki siyasi kalitenin yükselmesini engelleyecek bir iş yapması için hakikaten son derece basiretsiz biri olması gerekir. Yani böyle bir basiretsizliğe hiçbir partinin de ihtiyacı yok. Şu anda yani, şu anda kalitesiz bir seçim yapar mı? Yine aynı şekilde çok kaliteli bir seçim yapması lazım. Yani ama şu anki meclisteki milletvekillerini de hangi sayıkla seçiyor ki?
siz şeyden sonrasını söylediniz de. Evet. Şu andaki işte çok tevlihev bir durumdur. Kürtçe'de bir laf var. Tevlihev. Karışık yani. Çok tevlihev bir durumdur. Peki. Yani milletvekili aynı zamanda bakan. Bakan aynı zamanda milletvekili. Yürütmenin, yasamanın içine geçtiği, yasamanın yürütmenin içine geçtiği bir şey yaşıyoruz. Acayip bir düzen, bir sistem yaşıyoruz. Milletvekili olmayıncaya kadar ben şahsen bu işlerin bu kadar da karışık olduğunu düşünmüyordum. Şimdi istiyorum ki ben İşkur'la uğraşmayayım. Mardin'deki yolu, karayolları planlattım. Gerçekten uğraşmayacağınıza inanıyor musunuz? Bu bir süreç, yaşayacağız. Bizden bile olmayacak. Valla yani ben hiç ihtimal vermiyorum onun için. Yani Türkiye'de bir sistem var. Bakın söylediklerinizo kadar ideal ki gerçekten siyasi partiler yasasının değişmesi yıllardır Türkiye'de konuşulur. İdeal değil, bunu konuşuyoruz zaten. Konuşuyoruz. Yani ama bu yeni sisteme eski parti yasasıyla devam edemeyiz. Parti genel başkanı yine milletvekillerini seçecek. Yani orada değişen bir şey olacak mı emin değilim. Biterken hayır. Sesiniz gitti. Sesiniz nasıl değişeceğini. Evet buyurun dinliyorum. Bak, duyuyorum şimdi. Gerekecek. Bu yüzden ben siyasi kalite derken o. Yani seçecekse, kaliteli insanı seçecekse bırak seçsin. Allah Allah. Niye seçmek? Bugün de o imkanı yani var diyorum ben de. Yani yarın bu değişikliği yani yine seçer. Niye yani? Efendim? Yine seçer. Bugün de seçebilir. Bugün seçmesinin önünde bir engel var mı? Hayır. Var. O deminden beri sözünü ettiğimiz handikaplar aslında var. Öyle mi? İsterseniz bilmiyorum tabii sizin ne kadar zamanınız kaldı ama valla benim zamanım kalmadı. Bitirdik zaten. Biz de böyle gidiyorum. Konuşuyoruz diye şey yaptık. Ben teşekkür ediyorum. Tamam. Sağ olun Orhan Miroğlu. AK Parti Mardin Milletvekili Orhan.